Türk Traktör'ün sunduğu mevsiminde tarım devam ediyor. Kastamonu Taşköprü açısından sarımsak o kadar önemli, o kadar kıymetli bir ürün ki adına bir birlik dahi kurulmuş. Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzel ile birlikteyiz. Abdullah Başkanım, marka bir üründen bahsediyoruz. 2010 yılından bu yana coğrafi işaret tescili almış bir üründen bahsediyoruz. Türkiye'deki toplam sarımsak üretiminin %25'ini karşılayan bir bölgeden bahsediyoruz, Taşköprü'den. Nerede sarımsak üretiminde Taşköprü? Yani bu üretimdeki yarattığı potansiyeli pazarda da değerlendirebiliyor mu? Öyle sorayım size. Haklı olarak sarımsağımız Türkiye genelinde bir üne, haklı bir üne sahip. Selenyum oranı çok yüksek diğer bölge sarımsaklarına göre. Selenyum kansere karşı etkili bir madde biliyorsunuz. Kuru madde oranı çok yüksek olduğu için raf ömrü çok uzun. 10 ay gibi doğal koşullarda saklanabiliyor, muhafaza edilebiliyor. 10 ay ticari ömrü var. Dediğim gibi çok kaliteli bir sarımsağımız var ama bir o kadar da çok sorunumuz var. Yani nedir o sorunlar? Evet, sorunlarımız, biz bu sorunlarımızı iki ana başlıkta toplayabiliriz. Nedir? Üretim sorunları ve pazarlama sorunları diye. Önce üretim tarafındaki evet, sorunlar o zaman. Üretim sorunlarına girecek olursak, şimdi bizim Taşköprü'müzde bir kısım insanlar her tarafta olduğu gibi Taşköprü'müzde de maalesef açgözlü diyelim insanlar mevcut maalesef. Yabancı menşeli sarımsakları daha verimi yüksek diye Taşköprü'ye dikiyorlar. Hmm. Bununla ilgili kanun bir müeyyide yok. Biz ancak ikna yoluyla bu insanları bu şeyden vazgeçirebiliriz. Böyle bir problemimiz var şu an için. Yine başka bir problem, sarımsak hastalıkları ile ilgili problemimiz var. Mesela bu sene yine sarımsak hastalıklarından bir miktar zarar gördü sarımsağımız. Üretimin istikrarlı bir üretimimiz yok. Yıllık olarak dalgalanıyor mu? Bu dalgalanıyor. Da biraz fiyatların evet. Etkisi mi var burada? Evet. İstikrarlı bir üretim yok. Dolayısıyla bu pazara da yansıyor. İstikrarlı bir fiyat da olmuyor dolayısıyla. Hı. Şimdi onu da soracağım. Yani bunun çözümü nedir? Hani istikrarlı fiyat üretimin. Bizim birlik olarak düşüncemiz mesela sözleşmeli ekim yapılabilir. Nasıl sözleşmeli ekim yapılabilir? Şu anda biz ikinci bir ürünümüz şeker pancarı. Şeker pancarı üretiyoruz biz. Şeker pancarını şeker şirketiyle sözleşme yapıyoruz. Nedir? İşte kilogram fiyatı 2 lira 25 kuruş. İsterseniz 100 ton pancar getirin, isterseniz 10 ton pancar getirin. Birim fiyatı aynı. Ona göre işinize gelirse ekersiniz, gelmezse ekmezsiniz. Ama sarımsak öyle değil. Taban fiyatı yok. Yani sözleşmeli bir ekim yapılabilir, taban fiyatı belirlenebilir. Bu durumda hem bu işin ticaretini yapan kişi bundan memnun kalacak, hem de aslında üretici memnun kalacaktır. Mesela sarımsağımızın ihracatı hiç olmuyor Taşköprü sarımsağımızın. Nedenlerden birisi de yine bu. Fiyat istikrarı da yok. Üretim istikrarı da yok. Yani üretim istikrarı olmayınca zaten fiyat istikrarı da olmuyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi yani mümkün olduğunca üretici tarafıyla konuştuk. Dediğim gibi kurulukta üreticileri de dinledik. Sektörün nabzını biraz tutmaya çalışıyoruz. Hem de birlik başkanının da söylediği önemli noktalar var. Sarımsak hikayesi önemli bir hikaye. Aslında sadece konuya sarımsak diye bakmamak lazım. Birçok ürünümüz var. Sarımsağı çıkartalım, yerine inciri koyalım, yerine kayısıyı koyalım, üzümü koyalım. Aslında hikaye aynı hikaye. İyi, kaliteli üretim, üreticinin bu işten para kazanması, pazarlama kanalının etkin işlemesi ve tabii ki tüketiciye sağlıklı, uygun fiyata bu ürünün ulaştırılması. Hatta işin içine katma değer katıp ihracat noktasında adım atılması. Tüm bunları konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz ama tabii biraz önce de söylediğim gibi bir de burada bir festival var. Sarımsak Festivali, Uluslararası Sarımsak Festivali. Bir de bir oraya göz atalım bakalım. Ne tür etkinlikler var? Hep birlikte görelim.
Evet, Kastamonu Taşköprü'ye geldik. Orada üreticilerle bir araya geldik. Konuştuk. Hatta işte kuruluğa gittik. Hasat sonrası sarımsağın o serüvenini sizlere anlatmaya çalıştık. Ne kadar emek yoğun bir iş olduğunu ve mevcut durumun ne olduğunu anlamaya çalıştık. Ama işin biraz daha eğlenceli kısmı var. O da bu yıl 32.si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali. Şimdi festivalin etkinlikleri arasında ilginç bazı başlıklar var. Onlardan bir tanesi de en güzel buzağı yarışması. Burada görüyorsunuz birbirinden güzel buzağlar görücüye çıkmış vaziyette. Hepsinin bakımı yapılmış, suyu, yemi verilmiş. Birazdan aralarında veteriner hekimlerin de olduğu bir jüri hepsine bakacak, yakından inceleyecek. Ve bugünün festivalin, bu yılki festivalin en güzel buzağını seçecek. Ama sadece etkinlik bununla sınırlı değil. Aynı zamanda Taşköprü'nün simgesi olan sarımsağı zaten konuşuyoruz. Onun da yarışması var. Orada, burada hemen bakalım. Yaklaşık 100'e yakın sarımsak görüyorum ben burada. Yine Taşköprü'deki üreticilerin hasat sonrası getirdikleri el emeği, göz nuru verdikleri ürünler. Baktığımız zaman çok iri olanları da var. Kalibre olarak küçük olanları da var. Ama burada tabii görüntüye de aldanmamak lazım. Yani iri olması sarımsağın çok kaliteli ya da çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Çin sarımsaklarını gün boyu konuştuk. Onlar da biraz iri. Ama bir Taşköprü sarımsağındaki o etki maddesi yüksek, minerali, vitamini ya da tat aroması o kadar kuvvetli değil. O yüzden burada da yine Tarım Müdürlüğü'nden olsun, ziraat odalarından olsun jüri üyeleri gelecek. Ve hangi sarımsak bu yıl en kaliteli şekilde üretilmiş onun kararını verecek. Biz de yarışmanın birinci gelen hem sarımsağı üreticisini hem de buzağı üreticisiyle de konuşacağız. Festival tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda da Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan var. Başkanım, bir sarımsaktan konuşalım. Evet. Size bir Taşköprü sarımsağını özetleyin. Farkı nedir? Şundan dolayı soruyorum. Bugün dünyada 300 çeşit sarımsak türü yetişiyor. Neredeyse her yerde yetişiyor. Ama iklim olarak ılıman, bir de toprak olarak kumlu yeri sevdiği için özellikle Taşköprü'de bir marka oluşmuş. Bu marka nasıl oluşmuş? Taşköprü sarımsağını diğer sarımsaklardan ayıran özellik neler? Evet. Siz zaten kendiniz söylediniz, toprak yapısından. Buranın kendine ait bir ırkı var. Taşköprü 52 diye biz bunu tescil ettirdik. Coğrafya işaretini aldık 2010 yılında. Ama bunun kendi özelliğini şöyle ben size birkaç özelliğini söyleyeyim. Bir, toprağından kaynaklı olarak selenyum oranı dünyada en yüksek sarımsak bu sarımsak. Evet. Bu da toprak yapısını, yani dünyanın oluşumundan beri geçen evrelerde burası volkanik bir yapıda imiş ve milyonlarca yıl sonra bu topraklar bu Tanrı Allah'ın bize böyle bir lütfu, nasıl her yerde petrol yok, nasıl işte bu sarımsağı alıp götürdüğünüzde başka bir topraklarda Taşköprü sarımsağı veya bu niteliği, özelliği taşıyan sarımsak olmuyor. Dolayısıyla Taşköprü sarımsağının bir, içinde selenyumu çok yüksek, aroması çok yüksek, yağ oranı çok yüksek diğerleriyle kıyasladığımızda. Dayanıklık süresi çok fazla. Ve bizim sarımsağımız kuru tüketilir.
her zaman oda sıcaklığında, depo sıcaklığında yaklaşık 10 ay rahatlıkla bozulmadan durabilir. Peki tüketici markete gittiği zaman, pazara gittiği zaman sarımsaklar duruyor. Taşköprü sarımsağı mı, başka bir şey mi ya da Çin sarımsağı mı anlayabilir mi? Çok rahat anlar. En azından bu sarımsağın, bakın bu sarımsağın yumuşak boyunludur bu sarımsak. Tamam mı? Yumuşak boyunludur bu. O Çin sarımsağı veya başka yerlerin sarımsağı da boru tipi, içinde delikli bir boru çıkar. Onu gördüğünüz zaman bil ki bu şeydir. Çin sarımsağıdır. Çin menşeidir. Bu sarımsağı eline aldığında taş bıçağı çok sıkı ve sıkı dişli ve sağlamdır. Ama onlar hepsi şöyle dokunduğunuzda dişler ayrılır, patır patır dökülür. Çünkü bağlı değildir yani birbirlerine. Soyulmasıyla ilgili bir ipucu var mı, tüyo var mı? Yani kolay soyulursa şudur, zor soyulursa budur. Yani o soyulma tamamen farklı. Bizimki zor soyulur. Bizimki zor soyulur kesinlikle. Ama soyma noktasında da hanımların şikayeti vardır. Ama bunun en kolay yolu da ısladığınızda çok kolay soyarlar. Evet, yağ oranından bahsettim. Yani bir ton sarımsaktan bir litre Çin sarımsağından 1 litre yağ alırsınız, Taşköprü sarımsağından 3 litre çay yağ alırsınız. Bunun evet, o kadar da kıymetli bir yağ oranı vardır. Seçtiniz. Burada şu anda neye bakıyoruz? Diş sayısına bakılıyor. Diş sayısına bakılıyor. Evet. Bu ideali 12 tane olması lazım. Taşköprü sarımsağı. Kriterlerimiz belli. Mesela neler var içinde? Diş sayısı var. Dişin kabuk rengi var. Dişin kabuk sayısı var. Başın çapı var. Başın şekli var. Püsküllerin şekli var. Diş sayısı var. Dişin kabuk rengi var. Gövdenin, sapların şekli. El bağların şekil güzelliği. Ve bunların hepsinin bir toplam puanı. Öncelikle dişin kabuk rengi, dişin kabuk sayısı, baştaki kabuk sayısı kadar dişteki kabuk sayısı da sarımsağın ömrüyle ilgili önemli bilgiler ve veriler verir. Ve tabii ki aroması. Bu da tarladayken kullanıldığı kimyasallarla ilgili, doğal olup olmadığı ile ilgili 20 yıldır bu işi yapan biri olarak bana gerekli verileri veriyor. Aynen. Dil ucuyla. Hakiki Taşköprü sarımsağı. Yani mesela hep soruyoruz, bu Çin sarımsağındaki aldığınız tatla bu tat arasında nasıl bir fark var? Çin sarımsağında kesinlikle aroma yok. Aroma olarak çok çok fazla düşük. Taşköprü sarımsağı baharat ve aromatik bakımından gayet acı ama bir acılığıyla beraber selanyum içermesinden dolayı da çok faydalı bir ürün. Yarışmasının birincisi açıklandı. 8 numaralı bu buzağımız birinci seçildi. Hemen de yanında sahibi var. İsminiz neydi? Sedat Poyraz. Sedat kardeşim, tebrikler öncelikle. Teşekkür ederim. İlk defa mı katılıyorsun? Geçen sene de katıldım, daha önceler de katıldım. O zaman var mıydı bir derece? Geçen sene derece alamadım. Kısmet bu seneymiş. Hem de birinci sıradan başladın. Süper. Hayvancılıkla mı uğraşıyorsun? Evet, hayvancılıkla uğraşıyorum. Kaç baş hayvan var? Benim kendimin 70 baş. Seviyor musun hayvancılıkla uğraşmayı? Her şeyden daha çok seviyorum diyebilirim. Tatilden, yani rahattan, hayvansız duramıyorum.
Anladığım kadarıyla bu işi de bayağı bilinçli yapıyorsun ki buzağın birinci seçildi. Özellikle yeni şeyleri araştırıyor musun? Bu hayvancılık nasıl daha iyi yapılır? Nasıl buzağı daha iyi yetiştirilir diye? Evet, illa ki araştırıyoruz ama şimdi iyi bakımdan, bilinçten ötesi ilk önce sevgi. Yani sevgi olmadan ne kadar bakarsanız bakın verim alamazsınız. Bir kere yaptığınız işi seveceksiniz. Hangi işi yaparsanız yapın. Yani sevgi olmadan boş yani. Bu buzağa vermiş olduğunuz süt, yem, samanıydı boş yani. İlk önce sevgi. Sevmezsen zaten yapamazsın bu işi. Kolay bir iş değil bu iş. Zor bir iş. Bu arada sormayı unuttum. Buzağın adı var mıydı? Bir isim var mı? Süslü. Süslü. Evet. Süslü bu yılın birincisi. Seneye bir daha katılacak mısın yarışa? Nasip olursa, ölmezsek, Allah nasip ederse illaki katılırız yani. Taşköprü Sarımsak Festivali'nin birincisi seçildi. Yanımızda da Bayram evet. Abi var. 74 numaralı sarımsak Taşköprü'nün bu yılki en iyi sarımsağı. Evet, Bayram abi bize bir tüyo ver. Nasıl birinci oldun? Ne yaptın da diğerlerinden farklı olarak yetiştirdin ya, bu sarımsağı? İşte hepsi gibi önemli olan yani işini doğru bil. Çiftçi de olsan, memur da olsan hani işini düzgün yapıp en iyisini yapmaya çalışmak. Bu dolayısıyla yani ortaya belirli bir şey çıkıyor yani düzgün birincilik. Yani 10 yıldır düzgün bir sarımsağım vardı. Doğru zamanla bunun meyvesini bugün aldık yani. Daha önceki yıllarda katılmış mıydın yarışmaya? Katıldık evet. Yine birincilik var mıydı? Yok, bu yıla kadar yoktu. Demek yani ki artık işin zirvesindesin. Tanışmam 10 yıla bakıyor yani 10 yıldır bakıyor. Zaman zaman tabii bayağı güzel sarımsaklarım vardı. Daha doğru çok zaman katılmadım. Bir geçtiğimiz sene katıldım. Bir de bu sene katılıyorum işte. Peki memnun musun sarımsak üretmekten? Ya tabii illaki yani. Bir ailenin bayağı bir geliri bu yani sonuçta. Zaman zaman tutmuyor. Bazı 3 bin liraya satıyorum. Bazı 13 bin liraya satıyorum yani. Kilosu 3 lira da oluyor, 13 lira da oluyor diyorsun. Dalgalı yani. 15 lira dalgalı. Tam net bir geliri olmasa da tabii Taşköprü sarımsağı. Taşköprü'nün vazgeçilmez kaynağı yani. Olmazsa olmazı. Tuncay Bey bu işin hem üretim tarafında hem de satış, pazarlama tarafında. Sarımsakla biz hak ettiğimiz şekilde bu üretim ve tüketim kanalını iyi kullanabiliyor muyuz? Maalesef İrfan Bey, öncelikle güzel Şirin ilçemize hoş geldiniz diyorum. Sarımsağımıza göstermiş olduğunuz bu ilgi alakadan dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ben burada söyleyeceklerimi konuşmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu sarımsak gördüğünüz gibi önce bir baş ve dişlerden oluşur bunun başı. Bu bir diş gördüğünüz bu başı oluşturur. Bunda köylü annelerimizin, ablalarımızın, babalarımızın hepsinin alın teri var, emeği var. Ve bu ürünü biz hani el bebeği göz nuru deriz ya bu şekilde yetiştiririz, piyasaya süreriz. Ve ben bu dişlerin parasıyla okumuş biriyim. Üniversitemi, master'ımı bu şekilde tamamlamış ve sonrasında da yine nasip oldu. Bunun ticaretine başlayıp kendi firmamı kurup şu anda nacizane Türkiye'deki ulusal marketlere bunun arzını yapan firmalardan biriyiz. Yalnız burada şöyle bir sıkıntımız var. Her şeyin başı üretenin para kazanmasıyla başlıyor. Doğru. Önce üretenin para kazanması lazım. Şimdi bunun bir maliyeti var. Bu sarımsağımızın üretim maliyeti her aileye 3 TL'nin altında değildir. Yani bu ne demek? 3 liranın üstünde bu sarımsağın satılması lazım. Ama bir istikrarın olması lazım. Yani çalıştığımız firmalar Türkiye'deki büyük ulusal marketler ve bu firmalar bizden her zaman istikrar istiyorlar. Ben size son 2 haftada yaşadığımız örneği söyleyeyim. Şu gördüğünüz ürün bundan 2 hafta önce pazardaki takribi fiyatı 3-3,5 TL arasında iken
Dün burada bizim pazarımız vardı. Dünkü pazardaki satış fiyatı 8-8,5 lira. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Bu ara dönemde, yani ben bu tabiri kullanmayı çok sevmiyorum ama başka bir tabir de bulamıyorum. Stokçu diye tabir ettiğimiz kişiler türedi. Bunlar, yani kim diyeceksiniz? Belki benim kardeşim, belki sizin dayınız. Bu işle uğraşan, iştigal eden ama üretim boyutunda değil. Sadece cebinde kendine göre belli bir miktar sermayesi olan bir sarımsağın bu sene rekolte az olduğu için değerleneceğini tahmin eden kişiler. Bu ürünü bizim katma değer sağlamamız lazım. Biz bu ürünü ne yaptık? Sapını pürçeğini kestik, paket yaptık, marketlere sunduk. Başını diş haline getirdik, soyduk. Sucuk firmalarına, kentlik firmalarına, otellere, Koreka grubuna arz ettik. Ve ürünü bir naçizane katma değer sağlıyoruz. Ve dişini püre haline getirdik. Bunu da işkembeciye, çorbacıya vermeye çalıştık. Yani şöyle baktığınız zaman bu ürünün başından dişine kadar her noktasını değerlendirme, katma değer sağlamak için uğraşıyoruz. Ama bu yine hani tekrar ediyorum, stokçu kelimesini sevmiyorum ama başka bir tabir bulamıyorum. Bu kişiler stok yaptıkları için bizim piyasada rekabet gücümüz azalıyor. Peki bunun önüne nasıl getirir? Yani bunun çözümü ne? Atıyorum üretim tarafında kooperatifçilik mi? Ya da soğuk hava deposu mu? Nasıl bir sistem kurulursa en azından bahsettiğiniz sınak içindeki o stokçu devre dışı bırakılır, üretici de para kazanır, tüketici de makul tüketir. İki güzel noktaya değindiniz. Öncelikle kooperatifleşme, ardından soğuk hava deposu. Ama soğuk hava deposunda kooperatifin yapması lazım. Birbiriyle muhakkak entegre olması lazım. Bu gördüğünüz Taşköprü sarımsağı 10 ay normal koşullarda saklandığı zaman muhafaza edilen bir ürün. Ama o 2 aylık süre içerisinde markette talep eden müşteriye karşı ürünü yok deme şansınız yok. Onu da 2 aylık sürede soğuk hava deposuna bu ürün atıldığı zaman, yani Temmuz'un 15'i ile Ağustos'un 1'i arasında bu ürün hasadı yapılır. Eylül ayında temizlendikten sonra soğuk hava deposuna attığımız zaman bu ürün seneye Temmuz 15, Ağustos ayına kadar çok rahat durabilir. Çünkü bizim ürünümüz kaliteli. Dünyada eşi benzeri olmayan bir ürün. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bu sadece Taşköprü'nün, Kastamonu'nun değil, Türkiye'nin bir zenginliği. Bunu bizim kaybetmememiz lazım. Bunun için de soğuk hava deposu bizim için çok önemli. Ve kooperatif. Ama biz sarımsakta bunu maalesef başaramıyoruz. Burada yani biraz da hani iğneyi kendimize, çuvaldızı belki başkasına batırıyoruz ama kooperatifleşmede bir kooperatif kurulduğu zaman bu ürüne taban fiyat verilip ben bu işin hem üretimini hem ticaretini yapan biri olarak pazardan niye alayım? Kooperatif alsın benim ürünümü, ben kooperatiften alayım. Kooperatif kar da edecek. Kar etsin ki ayakta durabilsin. Kooperatif kar etsin ki çiftçiye gübre verebilsin, ilaç verebilsin, mazot verebilsin. Ve çiftçi, yani tekrar başa dönüyorum. Çiftçiyi bizim ayakta tutmamız lazım. Şimdi ne oluyor? Temmuz'un 15 ile Ağustos ayında sarımsak çıkıyor. Çiftçinin sarımsak söküm maliyeti var. İşçi parası verecek, mazot parası verecek, gübre parası verecek. Ne yapıyor? Getir pazara sat. Kimin eline geçiyor anlatmama gerek yok. Mevsimde Tarım programının sonuna geldik. Bu hafta Kastamonu'daydık. Kameraman arkadaşım İrfan Yaran ve prodüktör arkadaşım Gökçen Tuncer ile birlikte coğrafi işaret tescili almış Taşköprü sarımsağının hikayesini festivalin renkli görüntüleriyle ekranlara taşımaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Anadolu'nun farklı bir köşesinde yine üreticilerle birlikte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Modern tarıma yön veren Türk Traktör sundu.